Bu topraklar için toprağa düşmeyi göze almış kahramanlara. Sizlere karşı olan minnetimizi anlatabilmeye kelimelerimiz yetmez biliyoruz. Tam 30 yıldır binlerce çocuğu babasız, binlerce anayı evlatsız, binlerce kardeşimizi öğretmensiz, doktorsuz, sevgisiz, uykusuz, huzursuz bıraktılar. 30 yıldır sizler gibi nice kahraman, istiklal uğrunda, namus yolunda gözlerini dahi kırpmadan hak yoluna yürüdüler. Aziz kahramanlar, biz genç kardeşleriniz, bedenen yanınızda olamasak da kalbimizle, ruhumuzla, gönülden ettiğimiz dualarımızla sizlerin yanınızdayız. Sanmayın ki siz vatan için canınızı vermeyi, sevdiklerinizden ayrılmayı göze almışken biz burada gönül rahatlığıyla yaşayıp gidiyoruz. Biliyoruz ki namerdin kanlı oyunu, iman gücüyle, vatan aşkıyla dolu yüreklerimizi yenemez. Çok bedel ödedik, çok gözyaşı döktük. Ancak Rabbimiz elbette bu millete kardeşçe, sevgiyle, aşkla, muhabbetle yaşanacak günleri de nasip edecektir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun. Kardeşleriniz Balıkesir Dursun Bey Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri. Mine Karyar, 12. sınıf hemşirelik öğrencisiyim. Bu projeye öncelikle orada çatışan askerlerimiz için moral olması amacıyla yaptık. Sonuçta biz burada daha rahat yaşıyoruz ama onlar şu anda orada ülkemiz, vatanımız için, bizim için savaşıyorlar. Hani haklarını helal etsinler öncelikle. Öncelikle hani şey biz daha çok yemek olarak göndermek istemiştik. Hem jandarma ve polisle konuştuktan sonra daha çok moral olması ve bozulmaması amacıyla lokum göndermeyi düşündük. Hani yeterince de toplandı para. O yüzden lokumlarımızı aldık, inşallah gidecek. Mektubumuz da inşallah moral olur. Rümeysa Başdemir, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi, 11. sınıf hemşirelik öğrencisiyim. Hani orada çatışan askerlerimize öncelikle destek olmak istedik. Hani bedenen orada olamasak da maneviyattan destek olalım. Hani bir şeyler gönderelim. Maddiyat olarak şey zaten onların hiçbir şeye ihtiyaçları yok biliyoruz ama manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu bildiğimiz için bir şeyler gönderelim, bir şeyler yapalım istedik. O yüzden lokum aldık, gönderdik. İnşallah ulaşır. Ben Dursun Bey Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni, rehber öğretmeni Gökhan Şenoğlu. Bu projeyi başlatırkenki amacımız öncelikle asker ve polislerimize büyük bir moral desteği olacağını hissettik. Bu yüzden sınıfta otururken öğrencilerimizle bu kararı, bu fikrimizi düşündük. Nasıl moral destek verebiliriz diye. Bu yüzden dedik ki en azından oralara bir yiyecek maddesi gönderelim. Kendi yaptığımız, evimizde yaptığımız böreklerden, keklerden gönderelim dediler öğrencilerimiz ama bunun pek mümkün olamayacağını düşündük. Bu bağlamda ilçe jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüzle görüştük. Sağ olsunlar onlar bize bölgede bulunan asker ve polislerimize ulaşmak için irtibat numarası verdiler. Bu irtibat numaralarına konuştuğumuz zaman da böyle şeylere çok ihtiyaçları olduklarını, özellikle moral için mektup yazılmasını çok istediklerini belirttiler. Biz de bu bağlamda mektuplarımızı yazdık. Bunun yanında elimizde boş gitmesin istedik. Dursun Bey'imizi tanıtacak en güzel şeyin lokum olduğunu düşündük. Bu açıdan çalışmalara başladık ve iş adamlarımızdan Mustafa Bey'le anlaştık. O da sağ olsun bizi kırmadı, elinden gelen yardımı yaptı. Bu bağlamda ilk desteğimiz Kaymakam Bey'imizden geldi. Bize en çok destekleyen Dursun Bey belediyemiz oldu. Çünkü kargo ücreti
konusunda biz bir sıkıntı yaşadık. Çünkü yüksek bir miktar tutuyordu. Bu miktarı da biz lokum olarak değerlendirmek istedik. Buradan Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Bey ile konuştuğumuz zaman da sıkıntısız direkt ben gönderirim cevabını aldık. Bu açıdan da kendisine tekrardan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca ilçe milli eğitimimizden, AK Parti ilçe teşkilatından, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nden, Jandarma Komutanlığımızdan ve PTT'den çok büyük destekler aldık.